Amirim, gelin dinleyin beni, bir psikiyatriste gidelim. Ne olursunuz ya. Yoksa bu kertenkele takıntısından kurtulamayacaksınız. Hem emniyet müdürünün kesin talimatı var. Ya onca yıllık emeklerinizi, teşkilata verdiğiniz yıllardır süren o hizmetlerinizi düşünün abirim. Mazinizi kendi ellerinizle yok ediyorsunuz ya. Ne mazisi Levent, ne mazisi? O şerefsiz kertenkele yüzünden karım beni terk etti. Hayatım mahvoldu. Tamam, o zaman ben de diyorum ki madem rozetinizi, silahınızı verdiniz, bundan sonra amir benim. Ben de psikiyatriste gideceğiz. Siz tedavi olacaksınız, iyileşeceksiniz, teşkilata geri döneceksiniz diyorum. İtiraz da istemiyorum, konu kapanmıştır. Başlatma lan psikiyatristinden şimdi. Benim aklım yerinde. Allah Allah. Dejavu mu lan bu? Kertenkele! Kertenkele! Levent kertenkele! Levent kertenkele! Amirim kendinize gelin, kertenkele takıntınız tuttu yine. Kendinize gelin! Oğlum kertenkele lan! Kertenkele! 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 Tamam amirim dayanın siz. Ben sizi psikiyatriste yetiştireceğim. Lütfen sakin olun. Lütfen. Lan oğlum kertenkele gidiyor. Kertenkele! Kertenkele amirim. Kertenkele. Lan Levent ters yöne gidiyorsun. Amirim hayır ters yöne gitmiyorum. Düz yöne gidiyorum. Kim olduğumu ancak burada öğrenebileceğiz. Hadi bakalım. Merhaba. Mehmet Bey'le bir randevum vardı. Tamam, buyurun içeriye. Çık. Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Amirim çok kötü durumda. Yardım edin. Ya yardım edin. Yardım. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Tamam. Sakin. Sarsmadan. Sarsmadan. Tamam. Her şey düzelecek. Tamam. Amirim her şey düzelecek. Hemen. Çok acil bir durum. Acaba bir sinir iğnesi yapamaz mıyız amirime? Lütfen şöyle bekleyin. Sıradaki hastadan sonra sizi alacağım. Olmaz. Ben beklesem de amirim bekleyemez. Bu psikiyatrinin bir acil şerbisi yok mu acaba? Baksana sen. Adamın beyin hücreleri ölüyor titir titir. Lütfen şöyle bekleyin. Tamam amirim, amirim. Ne oluyor burada? Acil durum doktor bey. Tamam buyurun geçin içeriye. Tamam tamam. Sağ olun. Amirim tamam sakin ol. Doktor bey şimdi bakacak size. Siz bırakın. Siz bırakın amirim. Ben götürürüm. Sakin sen. Yavaş. Gelin şöyle amirim. Oturalım buraya. Tamam. Oh. Musa Bey, beni duyuyor musunuz? Amirim bak ne diyor doktor bey. Bak ne diyor. Amirim. Sakin, sakin. Neredeyim ben ya? Emin ellerdesiniz Musa Bey. Sorunuzu gayet iyi anlıyorum. Çözümü de gayet basit. Kertenkele diye birisi yok. Siz halüsinasyon görüyorsunuz. Bak ne diyor doktor, duyuyor musun? Ama doktor bey, böyle bir adam var, görüyorum. Of. Her yerde görüyorum. Söylediğiniz şahıs bir yıl önce öldü. Hatta Levent Bey'le cenazesine katıldınız. Amirim bunu ben anlattım. Yani doktor öncesini bilsin ki ona göre tedavi uygulasın diye. Kertenkele dediğiniz şahıs belli ki hayatınızda silinmez izler bırakmış. Bunun için de onu gördüğünü sanıyorsunuz. Ama doktor bey, yani ben onu bir yıldır görmüyorum ki. Daha yeni görmeye başladım. Tabii nelerini gördük nelerini. Bu tür vakalar olabilir. Bir şeyler sizin halüsinasyonlarınızı tetiklemiş anlaşılan. Öf, lan milletin ne kadar derdi var ya. Hadi be kardeşim. Yapacağınız şey gayet basit. Kertenkeleyi gördüğünüzde onu yok sayacaksınız. Bak ya. Gördüğünüz halüsinasyon size fiziksel etkilerde bulunmak isteyebilir. Ayağınıza basabilir. Sizinle konuşmak isteyebilir. Hatta tokat atar.
Yok artık. Allah Allah. Siz bunları görmezden geleceksiniz. Şimdi size bir ilaç alacağım. Eğer bunu düzenli kullanırsanız hiçbir şeyiniz kalmayacak. Çok güzel doktor. Hadi sağ ol. Çok teşekkür ederim doktor bey. Geçmiş olsun. Amirim sen kapının önünde dur, ben doktorla bir şey konuşup geliyorum. Doktor bey, amirim iyileşecek mi yoksa hep böyle sıyırtık mı kalacak? Ne olur söyleyin bu gerçeği. Rahat ol. Burada. O burada ya. Lan burada. Doktor bey burada, burada. Gördün mü Ünsal bey? Kertenkele, kertenkele burada. Bakın işte, işte orada doktor bey. Bakın orada kertenkele. Ünsal bey kimse yok orada. Doktor bey iyice sıyırdı, amirim devreleri ya. Verdiğim ilaçları hemen kullanın. Dediklerimi de harfiyen uygulayın. Gördüğünüz şahıs burada dahi oturuyor olsa panik yapmayın. Selam verin, devam edin, gidin. Arkanıza dönüp bile bakmayın. Doktoru dinle, sus. Burunları sıradanlaştırırsanız çabuk kurtulursunuz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey, Allah razı olsun. Bak duydun doktoru. Bundan sonra kertenkeleden korkmak yok. O bizden korksun. Zaten yok ki. Niye korkayım lan kertenkeleden? Tabii amirim, ilaçlarınız da var. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Gördüm Levent, orada gördüm onu, gördüm onu, gördüm. Tamam, tamam, bir dakika. Gördüm bir dakika. Oğlum. Hayır, bana bakın lütfen. İlacınızdan mı alsak acaba? İlaç, sizdeydi. İlaç, evet. İlaç. Cebinizde. Dur, telefon, telefon. Ne? Semih. Ünsal abi. Abi başımız sağ olsun. Ferru abiyi kaybettik. Ne? Yani doktor bey ben... ya hafızamı kaybettim. Bulamıyorum. Yani bir an önce hafızamın geri gelmesi lazım. Onun için geldim. Anlıyorum Ahmet Bey. Sizin için uygulanabilecek tek bir çare var, o da hipnoz. İşte hipnoz, hipnoz ne varsa uygulayalım yani. Ahmet Bey, hı? Şimdi gözlerinizi kapatın. Gözlerimi. Bir okyanusun üzerinde süzülüyorsunuz. Yine yani şimdi okyanusun üstünde ben... nasıl süzüleyim, martı mıyım ben ya? Onlara fazla takılmayın. Benim dediğimi yapın. Okyanusun üzerinde gidiyorsunuz. İyi de... hangi okyanus? Bari onu söyleyin. Önemli değil. Büyük okyanus olsun. Nasıl önemli değil? O gidişin bir de dönüşü var. Öyle demeyin yani. Ama Ahmet Bey, ha? Hipnoz yapmamı etkiliyorsunuz. Pardon. Derin bir nefes alın. Rahatlayın. Gevşeyin iyice. Bütün düşüncelerinizden arının. Sadece kendinize odaklanın. Şimdi 5'ten geriye doğru sayacağım. 0 dediğimde uyumuş olacaksınız. Ve sadece benim komutlarıma göre hareket edeceksiniz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet Ahmet Bey, şimdi sizden 6 ay öncesine gitmenizi istiyorum. Neredesiniz şimdi? Bilmem. Çok karanlık bir yerdeyim. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Karanlık. Hala bir şey görmüyor musunuz? Doktor, 6 ay önce ben komadaydım. Ne görebilirim ki? Tamam. O zaman 1,5 yıl öncesine dönelim. Şu an neredesiniz? Karanlık bir yerdeyim. Hiçbir şey görmüyor musunuz? Hayır. Ha. Bir adam var sanki. Bir adam mı? Ha. Koşuyor. Deli gibi koşuyor. Koşuyor mu? Ha. Sanki bir şeylerden kaçıyor gibi. Bu adam siz olmalısınız. Bir şey göremiyorum. Maske var yüzünde. Maske mi? Evet. Tamam, çıkarın o maskeyi.
Çıkardım. Şimdi ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Maske. O maskeyi de çıkarın. Çıkardım. Şu an ne görüyorsunuz? Yine maske var. Tamam Ahmet Bey. Şimdi üçten geriye doğru sayacağım ve uyanacaksınız. Üç, iki, bir, sıfır. Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyim. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Hafızanızı kaybettiğiniz için geçmişinizi göremiyorsunuz. Yani ne, nasıl yani? Bir şey yapamaz mısınız? Ne olacak? O maskeli adam. Kimdi o? Büyük ihtimalle o kişi sizsiniz. Bilinçaltınızın derinliklerinde kaybolmuşsunuz. Kendinizi bulamıyorsunuz. O maske de sizin geçmişinizle aranızdaki olan perde. Hafızanızı kaybettiğiniz için perdenin altındaki yüzünüzü göremiyorsunuz. Tamamen kaybolmuşsunuz. Allah aşkına bulun beni doktor ya. Maalesef yapabileceğiniz bir şey yok. Haftaya tekrar gelin, bir seans daha yapalım. Bakalım ya. Ne olacak? Hayda. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu ya? Bu durumdaki insanların genelde geçmişinde çok önemli bir bilgiye ulaşıldığında hafızası yerine geliyor. Ya da büyük bir travma geçirdiğinde geçmişini hatırlayabiliyor. Ahmet Bey, siz de en kısa zamanda travmatik bir durum geçirin. Travmatik olay yaşayayım. Evet. Yok eksikti. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.